Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout New Vegas'a uzun bir aradan sonra baştan hoş geldiniz. Boon dostumuz burada ve ED de burada. En son Crimson Caravan adlı şirket için bir görev almıştık. Ne görev almıştık? Bir bakalım. Nereden veri? Görevler. Numaraların gönül yarısı. Bu ne? Kes muhabirleri karakolunda kendi ocaklarında boğuluyor. Tavsiyesi mi gidiyor kızıl karavan için çalış. Bunu zaten yaptık değil mi? Kalbinin sol köşesi. Frank Weathers'ın ailesini bu. Ha, bunu mu yapacağız? Dur, bunu yapabiliyor muyuz artık? Girelim bakalım içeri, ne istiyor bizden. Ben az çok hatırlıyorum burada ne yaptığımızı. Gene alerjim beni rahat bırakmıyor. Her an hapşor alırım. Neyse, bu arada anime karakterlerinin saçları ben artık çok gerçekçi buluyorum. Ahbaplarım benim. Çünkü bu sabah kalktığımda saçlarım tıpkı bir anime karakterinkine benziyordu. Neden? Bilmiyorum. Ha doğru, çünkü kurutmadım. Ben yaptıktan sonra. Burası zaten yanıyor. Saçlarım her türlü kurur diye. Sabah kalkınca o yüzden. Kevmez dedi. İyice ne bileyim, Yugi'nin, Yami Yugi'nin şeylere benzedi, saçına benzedi. Daha fazla şey bilmek istiyorum diye. Sorun bakalım. Hangisini soralım? Rakibi var mı? Well, the gunrunners continue to dominate the weapons market. Amma iyi giyiniyorsunuz. Normally, I oversee company operations at the hub. Given the conditions here, it's... Ben bir ranger giysi almak istiyorum, onlardan bulacağız diye düşünüyorum şimdi. İş arıyorum. I'm afraid we have no current open. Simsar mı? Deliver this invoice to Dr. Hildern. You can find him somewhere inside Camp McCarran. Yapalım bakalım. Kızıl Kerem faturası. Bana güvenebilirsiniz. Neden güveneyim? Neden burada direkt bana güvenebilirsiniz diye pat gibi başlattılar? Eğer kervan içerisinde Kızıl Kervan şirketiyle birlikte çalışabilirsin. Şimdi hangi görev var o zaman? Bana güvenebilirsiniz. Bana güvenmelerini sağlayın bakayım önce. İlk önce iyice güvenlerini kazanayım. Ondan sonra güvenlerini iyice kazandıktan sonra kendi işime bakarım. Bizim skill'ler nasıldı bu arada? Hiç bakmadım. Perkler. Yetenekler. Hitabet nasıl? Hitabet 49. Benim gibi bir adam için 40 iyi. Bu çok gerçekçi değil benim. Hani gerçek benim için hitabet o kadar şey değil. Hikaye anlatmasını anlatırım böyle. Uzun uzun konuşuyorum. Hikaye anlatırım ama bu şekilde diyalog var. Boşver. Neyse. Aman! Bilim 40. Bilimin 40 olması hoşuma gitti. Ben çünkü öyle bir insanım. Ben bilime güvenirim. Yani kendi inancım falan vardır. Ama rakim hayatta pratik olacağınız bilimle gideceğiniz. Tabi inancım ben de övmem, o başka bir şey. İşte ayrı ayrı alanlar. Çok yakın zamanda baştan vurgulamak zorunda kaldığım bir iş. Zalim ne yapıyorsun sen ya? Yağmacı patlama uzmanıdır. Bende ne vardı? Giyim. Hafif diritir. 8 veriyor bana. Bunlar pek güvenmiyor. Çık. Nereye gidiyoruz şimdi? Bu taraflarda sanki hoş şeyler yok gibi. Böyle kenardan mı gitsek acaba? Serbest bölge doğu kapısı. Ha, burası New Vegas şehrine geliyor. Şu tellerin için gördüğünüz New Vegas şehri. Onun da kendi içinde parçaları var tabi. Kendi ilçeleri var diyeyim. Burayı bir il gibi düşünürseniz. Eskiden daha büyüktü. Şu anda gördüğünüz harabeler falan filan hepsi New Vegas, şeye aitti. Las Vegas'a aitti. Artık ondan sonra New Vegas olur. Ne yapıyorsun lan? Hello. Van Dortron. Van Dortron. Bu isim sana git mesajı ama sana isim verecek değilim. Ben bu menülerden yapmam için tüfek barutuna ihtiyacım var. Bundan yapmam için tabanca barutuna ihtiyacım var. Yani kaç tane barut var? Bir tüfek barutu var, bir tabanca barutu var anladığım kadarıyla. Bu ne? Lejyon dinarı. Lejyon dinarından 12 kalibre madeni para mı?
Puanlarımız var anladığım kadarıyla. Bayağı var. Benim nelerim eksik merim yapmak için? Mesela buraya gelelim. Kovanımız var. Ama tamir de istiyor bu ya. Benim tamir yeteneğim o kadar yüksek değil ki. 45. Yani kendi eşyalarımı falan tamir ederim ama eşyalarıma da bakmam lazım tabii. Mesela şu nasıl? İyi. Eşyalarım genelde bayağı iyi durumda. Çünkü ne bulursam tamir ediyorum. O yüzden o kadar şey değil. Dediğim gibi iyi durumda. Şimdi bu tarafa geleceğiz. Gidelim bakalım. Evlerin arasında bir şey olacağımızdan şüpheliyim ama genelde bu kapılardan da falan falan. Bu kapı değil sanırım, değil mi? Bu pencere. Pencereden geçelim o zaman. Aynen. Geçemiyorum lan. Ne oğlum, kilo mu aldım ben? Neden arkaya da gidemiyorum? Lan! 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 Oğlum bırak geçeyim. Yardım et, kes. Kes, yardım et. Beni burada tutuyorlar. Beni bastılar. Sen kes değilsin. Neydi senin adın? Bun. Beni cinler periler bastı. Hadi yardım et. Nasıl holster'ı şey yapacaktık? Neyse. Ben sarışın mıyım? Aa, evet, Clint Eastwood'a benzetmek istedik, değil mi? Lan çekil! Ay tükürüm, paşa paşa böyle yapacağız. Zaten pek bir şey de almadık o yüzden. Hadi. Tabii gidip baştan konuşmak zorunda kalacağız şimdi. Neyse, sadece işi sorup çıkalım. Ha, böyle yapabiliyoruz. Güzel, böyle yapabilmemiz iyi. Ulan cinder perileri bastı adam ya. Sevmiyorum işte bu Fallout'ta, Skyrim'de, Elder Scrolls oynayanlar, Fallout oynayanlar falan böyle şeyler olduğu zaman ben sevmiyorum. Seni uyandıracağım, kusura bakma. Önemli bir konu konuşmamız lazım. Kim bu Radaway tutar ya şeyin altında? Abis giymiş. Welcome to the Crimson. İş arıyorum. Çömelerek konuşuyorum bu arada. I'm afraid we. Hadi It's been. görüşürüz. Bana güvenecekler. Kes, senin zırhın sağlam ha. Hani senin şu anda bir şeyden farkın yok hacı. Oturduk. Adamı oturtabilir miyiz? Oturtacak yer yok mu adamı? Bizim adam oturmayı bilmiyor mu? Ve adamı oturtup yüzüne bakmak istiyorum. Ne kadar benzedi şeye diye, Clint Eastwood'a diye. Birileri yorumlarda benzemiş dedi. Dostum ismini hatırlayamadım şu anda ama yorumla hatırladım. Ama böyle bakayım. Şey yapamıyorum. Neyse, o zaman bir quick save atalım da gene cinleri periler falan bastığında yerimizde oluruz. Böyle oynayalım ya, değil mi? Böyle oynayalım bence. Daha zevkli olur. Diğer türlü ya. Yani görevlerimi ayarlamamız lazım. Böyle daha zevkli olur gibi düşünüyorum. Olduğunu öyle hissediyorum. Cümle kuramıyorum. Susuzluk seviyem arttı mı? Suyumuz yok mu hocam? Suyumuz yok mu? Olması lazım su. Kirli su var. Temiz su yok mu ya? Ha, var. Oğlum o kadar temiz su var lan. İç. Yanımıza daima suyumuzu, yiyeceğimizi taşıyacağız. Temiz su etkisi geçti, sıkıntı yok. Şimdi buralar iyice bir bakalım bakalım. Orada iki tane haydut mu görüyorum yoksa iki tane kaktüs mü görüyorum? Hoş, pek bir farkı yok. Haydutlar da kaktüs benim gözümde. Nereye geldik biz ya? Nereye gidiyoruz biz? Görev değişti mi bu arada? Onu merak ettim. Yani böyle radyo görev mi? Yok. Aynı görev. İyi. Gel bakalım bunu. Biraz para yapacağız bunun senin de şimdi. Bunun için sürekli görev yapabilirsek güzel. Bu tarafa gitmem lazım. Kampın içine gireyim o zaman. Hadi gireyim. Elder Scrolls Online'ı bayağı oynuyorum bu arada. Fallout'ta uzun zaman oynamadım. New Vegas özellikle. Çok sevdiğim bir oyundur ama.
Böyle videoda oynayayım de, oynarım derim. Uzun zamandır oynamadım. Elder Scrolls Online'da da aynı şey yaptım. Videoyu çekeceğim dedim. Sonra başladım. İlerledim, ilerledim, ilerledim. Sonra baktım videoyu çekmem lazım cidden. Güzelleşiyor oyun. Öyle olunca orada da bıraktığım karakterden baş... Şu anda Elder Scrolls Online'da benim 3 tane karakterim oldu. Bir tanesiyle video çekiyorum, bir tanesini silemem çünkü Pro'da, Beta'sıdır falan filan birçok bonus içeriği var. O yüzden onu silersen diğer karakterlerin de bonus gibi. Diğer karakterlerin bonusu yok ama. Öyle bir durumumuz var, öyle bir sıkıntımız var. Diğer karakterlerin bonusu olmuyor. Benim için sıkıntı değil. Değil hocam, benim için sıkıntı değil. En azından karakterler arası alışveriş... Hakikaten ha! Karakterler arası alışveriş yapabilirim Elder Scrolls Online'da. Bankaya koyarım, bankadan istediğimi alırım değil mi? Güzel iş. Ha. Daha önce hiç farkına varmamıştım. Böyle bu şekilde... Ne konuşuyorum ben ya? Fallout oynuyor zaman Elder Scrolls Online hakkında konuşuyorum. Merhaba dostum. Ne yapıyorsunuz? Ya işte böyle olur. Ben öyle boş bir adam değilim anlayacağınız, anladın mı? Arkamda benim elit bir eleman şey yapıyor. Beni koruyor. Hoş, benim koruma ihtiyacım mı var lan? Yani havalara girmeyelim. Oradan birileri saldırır. Ne yapıyorsun kanka? Uzun yolculuk. Kardeş, senin de evine yollayacağız, merak etme. Savaşı bitireceğim. Ama savaşı kimin için bitireceğim? Orası muallak. Muallak. Doğru mu kullanım kelimeyi? Muallak mı? Kelimenin kullanışı yoksa muallak mı? Neyse, orası net değil diyelim. Son şeyi bu şekilde koyalım. Terminal binası. Buraya geliyorum değil mi? Burada da bir sürü görev var. Bu kampta, ama şimdilik yapmayacağız. Çünkü onun için hitap ettirir durumdur. İşte hitabeti falan filan şu anda görüyoruz. Ya şu anda siz karanlık görüyorsanız ben de karanlık görüyorum. En azından böyle ışığı yakalım biraz. Değil mi? Etrafımız aydınlansın. Nur getirelim gittiğimiz yerlere. Elemanımız burada mı? Burada görünüyor sanki. Aç bakayım kapıyı. Sen kimsin? Little busy at the moment. Bu yer neresi? This? The OSI lab. We don't get many visitors. The smell puts people off, I think. Anlaşıldı. Nobody ever said science would smell clean and fresh. Sen bilim insan mısın diye sorsak saçma olur herhalde. Yardıma ihtiyacın var mı diyelim. You mean give you work? No, that'd be up to the administrator, Hildern. He's back. Between you and me, I don't think he ever leaves. Paralı asker mi? Neden acaba? I can't say. Hakikaten hatırlamıyorum şu anda birçok görevi. Aldıktan sonra hatırlıyorum genelde. Görevi aldığımı. Pek nadiren de sonrasında ne olacağını hatırlıyorum yani. Gözünü seveyim. Çok geliyor. Bu yorum çok geliyor. Yorumlarda şey demeyin işte. Abi neden işte bırak oyunculuğu, bunu daha önce yaptım falan. Hatırlamıyorum oğlum, hatırlamıyorum. Bu oyunları kaç defa oynuyorum, haberiniz var mı? Bayağı çok, şu ana kadar 3 defa bitirdim Infinity. Hikayeye dayalı bir oyun olsa da Fallout New Vegas'ı 2 defa, 2-3 defa bitirmişimdir. Fallout 3'ü 4-5 defa falan. Sürekli oynuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Oh, hayır, onu ilk kez duydum. No, they wouldn't have briefed you, would they? Probably better that our junior fellows stay within the bounds of their pay. Vault 22. Tamam, dinliyorum. Imagine if you will the wasteland in blue. O altı biliyorum. Vast fields of corn that grow from seeds and produce their bounty in the space. Çok böyle çirkin bir vault. Orchards of trees. Böceklerle dolu. Halfway to the ground, hung with fat, ripe oranges. And all of this, all this, birkaç damla. No more than a few drops of birkaç damlası. And the efforts of only a handful of human farmers. Hocam, biyoloji öğrendiğim kadarıyla öyle denemeler diyelim. A realist. We have that in common. But what if I was to tell you that the wasteland can yield an endless bounty? Onu benden daha iyi bilen yoktur. And that the secret may lie amid. We need only reach out and take. Yani bilimsel keşifler o kadar kolay olmaz ama ayrıntılar anlatmayalım. Good. I thought I sensed the kindred soul in you beneath the wasteland veneer. I believe that the inhabitants of Vault 22 plants are spilling from their gate.
No one tends them. No one waters them. Find the reason for this miraculous growth, and I promise you the OSI will see that you are generously compensated. Very well. I hope you'll consider this an open offer from the OS. Evet. The office of suffice to say we are the leading. Anlaşıldı. Argesiniz, Argesiniz. The dam, for instance. OSI route. Hocam sana ben başka bir şey söyleyecektim. We spoke earlier, did... Aynen. Alice McMahon bir şeyden birileri getirdim. Crimson Caravan runs a tight operation, even out here. Was there anything else? Evet, görüşürüz. Şimdi biz Kızıl Karavan şirketinin güvenini iyice kazanmamız lazım. Bizim için olmazsa olmaz. Dönelim bakalım. Ya bunun işte böyle, ticaret böyle bir şey. Oturacak bir yerde bulsaydık. Adamımızı oturtur. Tipine de bakardık ama. Gözlük takıyor mu acaba biz benim an? Takmasın. Bir de ben tam bu şapkayı istemiyorum ya. Böyle kovboy şapkası gibi bir şey yok mu? Hiçbiriniz oturmuyor musunuz bir yere? Hep ayakta mı duruyorsunuz siz? O şimdi sandalye yok, bir şey yok. Tabii ya. Oyunda cinler, periler geziyor. Bayağı. Neden böyle kendi tarafınıza doğrultulmuş bir siper var burada? Neyse, öğrenmek istemiyorum. Bir de bu oyunda bir karma olayı var değil mi? Fallout 4'te yok ama Fallout 3'te ve New Vegas'ta bir karma olayı var. Yani bir şeyler çalarsanız kötü insanlardan bile olsa yani kötü insanlardan olsa diye mesela giriyorsunuz, bir tane kötü adam var, adamı öldüreceğiniz falan bir şeyler yapacaksınız. Öldürdükten sonra bile evinden bir şey alamıyorsunuz eğer çalmaya giriyorsa. Bazen çal demiyor, sadece al diyor, o zaman alabiliyorsunuz ama bazen sadece çal diyor, o sinir bozucu oluyor. O zaman da karma düşüyor nedense. Bu arada bizim bir tane, biz bir tane perk almıştık, hatırlıyor musunuz? Vahşi çorak topraklar diye. O perk oyununu iyice bozuyormuş. Yani bozuyormuş dediğim teknik anlamda değil. Hani bozma da bozma değil. Sadece oyunun ciddiyeti bir noktadan sonra iyice gidiyormuş. Bilmiyorum neden öyle. Vahşi çorak topraklar olmadan ne kadar şey değişecek onu da bilmiyorum. Ama hani oyunu yükleme ekranında durmuştu benim oyun. Bir o 15-20 dakika önce. O yüzden oradan gördüm. Bazen Fallout New Vegas böyle yükleme ekranında duruyor. Hani yükleme ekranı durmuyor da yükleme ekranında takılıyor. Sürekli oyunu yüklüyormuş gibi görünüyor. O yüzden bütün yükleme ekranlarını görüyorsunuz. Oyun açılmasını beklerken. Halbuki oyun açılmıyor. Neyse onu da bir şekilde hallettim ama dediğim gibi oradaki yükleme ekranlarında sizlere ipuçları veriyor. Ve bu verdiği bu ipuçlardan bir tanesi oyunu ciddi bir şekilde oynamak istiyorsanız, yani en azından ciddi bir Fallout deneyimi yaşamak istiyorsanız Vahşi Çorak Topraklar Perkini kapatın yazıyordu. Ben de bilmiyorum ne kadar şey Vahşi Çorak Topraklar Perki ne kadar etkili, ne kadar değil. Bu konuda sizin fikrinizi de almak istedim. Bu videoyu ne zaman yüklerim onu da bilmiyorum. Hani eğer derseniz ki işte yeni oyuna başla veya bir şekilde Çorak Topraklar Perkini kapat falan filan diye. Yani ne kadar sürede kapatabilirim, kaçıncı videoda kapatabilirim onu da bilmiyorum. Ama yine de yorumunuzu görmek isterim. O yüzden yorumunuzu yazmayı unutmayın. Neden bu video yaklaşık bir 18-19 dakika sürdü? Yani ne oldu bu videoda o kadar bizi tutan? Cinler, periler vardı. Onun dışında bir şey yoktu valla. Yani öyle savaşma maç yoktu, bir şey yoktu, aksiyon yoktu. Hello. Seni de uyandırıyoruz. Welcome back. Hallettik. Well, you've proven yourself reliable. İstiyorum. As much as I like to handle matters personally, I can't be everywhere at once. There is a negotiation with a smaller trading outfit that I'd like resolved as... There's also the matter of Henry Jameson, an employee whose services I'd rather... And finally, I need someone to... acquire the Gunrunner's manufacturing specific.
Müzakereden bahset bakayım. Müzakereyi. There's a small trading outfit, Cassidy Caravans, that I'm interested in acquiring. They've been rather competitive, so it's time to buy them out. I have it on good authority that the owner, Cass, wants out of the caravan business. Cass frequently trades with the NCR, so you'll likely find her at the Mojave. Bu bizim Cass, görev aldığımız Cass. The Jamesons are very wealthy ranchers back in Redding, California, and significant investors in the Crimson Caravan Company. I was pressured into posting young Henry as the manager of the New Vegas branch. As you can see, he wasn't exactly cut out. He was much more interested in gambling and prostitutes. And because of his family, I can't simply fire him. Hey, ben Henry öyle birisi needs değilim. To be convinced to quit, one way or another. I won't have a useless employee on the company payroll. The quality of the Gunrunner's armaments is due to their manufacturing process. They craft all weapons on site. I want to know the secrets of their manufacturing process, which means you'll need to find some way to get inside their heavily guarded factory. Sıkıntı. I would greatly prefer that you perform this job undetected and without killing anyone, if it can be helped. Bakarım. Thank you. Nasıl benim yapabileceğim bir şey değil. Ha, bu açıp kapayabiliyorsun. Hadi gel bakalım. Boom. Şimdi ben bizim elemanların şey yapmasını istemiyorum. Ben tek başıma gideceğim oraya. Bu arada görevi iyice incelemek istiyorum. Keseri'yi onunla konuş. Silah simsarlarını yapalım. Silah simsarlarını yapalım. Daha eğlenceli görünüyor. Ama artık onu da herhalde bir sonraki videoda yapacağız. Çünkü yavaş yavaş bize ayrılan vaktin sonuna yaklaşıyoruz. Benim değerli ahbaplarım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. Videonun keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde büyük bir ihtimalle silah simsarlarının fabrikasına girip üretim sırlarını falan çalmaya çalışırız. Onun dışında o diğer aile meselesini hallederiz. Kes işini en sona bırakırız. Çünkü görmek istiyorum. Eğer kesi kurtarabiliyorsak, çünkü ben buraya kesi kurtarmak için geldim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.